Selamun aleyküm. Ben küçücük bir pirinç tanesiyim. Çok uzun yollardan geldim. Gülbenek beni önemseyip davet edince kendimi çok iyi hissettim. Çünkü insanlar genelde şu tanecik halimi pek umursamazlar. Bir yere düşünce aman canım ne olacak? Altı üstü minicik bir pirinç. Bırak gitsin diye çöpe süpürenler. Lavabodan kaçıp kanalizasyona karışmama gözümanlar öyle çok ki. Sonra da durup kazandığımızın hiç bereketi yok diye sızlanırlar. Oysa bir bardak suyun damlalardan oluşması gibi bir tencere pilav da pirinç tanelerinden meydana gelir. Üstelik tek bir pirinç tohum olup ekilir ve onlarca başka pirinç elde edilir. Hem yüceler yücesi Rabbimizin bereketi hangi pirinç tanesine gizlediğini kim bilebilir? Sulak alanlarda, bataklıklarda yetişmeme rağmen kuru bir gıdayım. Şimdi sizlere serüvenimi anlatayım. Beni kimi çiftçiler suda ön çimlendirme yaptırdıktan sonra kimileri ise doğrudan serpme yoluyla ekerler. Sıcağı çok sevdiğimden havanın ve suyun ısındığı Mayıs ayında ekilmek isterim. Fidelerim tarlaya yerleştirilir. Ardından su basımı yapılır. Bu işlem zararlı ot ve haşerelerin saldırısına karşı koruyucu kalkanımdır. Yetiştiricilerim balçıklı tarlalara batı çıka çalışıp güzel ve faydalı hale gelebilmem için yorulurlar. Yetişip başak olgunluğuna gelmem 5 ayı bulur. Hasadıma yakın vakitlerde artık sulama yapılmaz ve toprağın kuruması beklenir. Biçerdeverlerle hasat edilir, kurutulduktan sonra fabrikalara gönderilirim. Orada kabuklarımdan ayrılır ve mutfaklarda kullanılabilecek hale gelirim. İnsanoğlu yetişmem için çok emek verir. Çünkü hem lezzetli hem çok faydalı bir nimetim. Protein, karbonhidrat, fosfor, demir, kalsiyum, B1, B2 vitaminler açısından zenginim. İçerdiği minerallerle kemik yapısını sağlamlaştırır, cildin ve tırnakların parlaklığını artırırım. Kabuklu şeklime çeltik, kabuklarımdan sıyrılmış halime ise pirinç denir. Bu ikisi arasında kepekli bir tabaka vardır ki oldukça faydalıdır. Beni kepekli olarak tüketirseniz sindiriminizin kolaylaşmasına, kan şekerinizin düşmesine, vitamin ve mineral ihtiyacınızın karşılanmasına yardım ederim. Baldo, Osmancık, Basmati, Yasemin, Arborio, Esmer, Siyah adlı çeşitlerim vardır. Yetişirken olduğu gibi pişerken de suya ihtiyaç duyarım. Çeşitli pilavlara, salatalara ve tatlılara dönüşmek için çok elverişliyim. Danelerimi öldürseniz pirinç unu olurum. Hazır Gülbere bana söz hakkı vermişken çok duygulandığım bir durumu sizlerle paylaşmak isterim. Gubari, toz gibi gözle görülemeyecek kadar ince yazma sanatıymış. Bundan 4 asır evvel Seyyid Kasım Gubari sanatını kullanarak bir pirinç tanesine İhlas Suresini yazmış. Bundan ilham alan Ömer Faruk Tekin Beyefendi'nin yakın bir tarihte Besmele ve İhlas Suresini yazdığı pirinç tanesi Medine'de sergileniyormuş. Allah'ın nimetini küçümsemeyip kıymetlendiren bu güzel huylu kullar çok yaşasın. Düşünüyorum da insanlarda biz pirinçler gibi çeşit çeşit. Kimi kıymet verip üzerimize ayet yazarken kimileri bizi çöpe atıyor. Aman ha! Sessiz olun, sakın israf etmeyin. Düşersek kaldırın, dökülürsek toplayın. Tabaklarınızda tek bir pirinç tanesi dahi bırakmayın. Şimdi müsaadenizle. Hoşça kalın.